2010 yılında İskoçya'nın en büyük ormanlarının birinde kamp yapan 3 arkadaş şans eseri ağaçların arasına düşürülmüş bir kamera gördüler. Tamamen sağlam bir haldeydi fakat pilleri bitmişti. Kampı bitirip geri döndüklerinde hemen kameraya pil yerleştirip içindekilere bakmaya başladılar. Kamera bir bisikletçiye aitti. Birçok fotoğraf ve video çekmişti ama son videosu resmen dehşet vericiydi. İşte o görüntüler. Video bir GoPro kamerası tarafından çekilmişti. Profesyonel bisikletçi olduklarını düşündüğüm iki kişi ağaçların arasında ilerlerken öndeki adam aniden durduktan sonra sağındaki bir şeyi gösteriyor. Kamerada o yöne doğru döndüğünde siyah giyinmiş bir figür görünüyor kameraya. Hemen bir ağacın yanında öylece havada durmuş vaziyette bisikletle orada geçen iki adamı izliyordu. Bu video internette yayınlandıktan sonra İskoçya'da oldukça popüler bir hale geldi. Bu iki bisikletçinin kim olduğu tam olarak bilinmiyor. O dönemde bu ormanda birçok kişi kaybolmuştu. Çoğu bir daha bulunamadı. Yerel İskoç pagan inanışına göre bu ormanın derinliklerinde yaşayan tehlikeli bir cadı varmış. Tabii bu yerli bir inanış. Her 39 yılda bir uyanıp kendisine seçtiği kurbanları yiyerek besleniyormuş. Bir sene boyunca avlanan cadı daha sonra tekrardan 39 yıl sürecek uykusuna dönüyormuş ve bu döngü böyle devam edip gidiyormuş. Eğer bu iddialar gerçekse iki bisikletli cadının avlandığı zamana denk gelmiş olabilir. Bu olay hakkında İskoçya'da paranormal olayları inceleyen bir televizyon programı araştırma yapmıştı. Eğer onun hakkında bilgi edinebilirsem size bir sonraki videolardan birinde göstereceğim. Şimdi diğer videoya geçelim. Arjantin'de eski bir hastaneden dönüştürülen ilkokulda çekilen bu video bir paranormal varlığa işaret ediyor olabilir. Tam olarak hangi tarihte çekildiğini bilmediğim görüntülerden yola çıkacak olursam 2000'lerin başı olmalı diye düşünüyorum. Videonun altında yapılan açıklamaya göre aslında bu okulun perili olduğuna yönelik kötü bir şöhreti varmış. Bu videonun çekildiği akşam orada çalışan güvenlik görevlisi ve bir nöbetçi öğretmen sürekli olarak sınıflardan sesler duyuyorlarmış. Akşam saatlerinde içeride hiçbir öğrencinin bulunmaması gerekiyormuş. Yavaşça gidip kontrol ettiklerinde bu seslere yol açan şeyin öğrencilerle alakası olmadığını anlayacaklardı. Si no vamos después padre si Servio nos va a sacar el cuero, boludo. Vamos. Vamos a ver qué onda un toque. Vamos, vamos, un toque, boludo, dale. ¿Escuchá, boludo? ¿Lo escuchás? Nada, boludo. Por acá era. No, boludo, ¿viste, boludo? ¿Viste eso? Ah, boludo. Aguantá, boludo, aguantá. Aguantá. Videoda sınıfın içini tamamen görmediğimiz için gerçekliği konusunda emin olamıyorum. Fakat iki adamın da gösterdiği tepki çok doğal gibime geldi. Korktukları her hallerinden belli oluyor. Eğer öğrencilerin hazırladığı bir eşek şakası değilse bu olay gerçekten ilkokulda ikamet eden bir hayaletin veya ruhun varlığını işaret ediyor olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma'da iş yapan bir nakliye firması. Sosyal medya hesabında birazdan izleyeceğiniz bu araç kamerası görüntüsünü paylaştı. Şirket şoförlerinden biri kullandığı tırla ıssız bir yolda geçerken aniden çok tuhaf bir şeyle karşılaşıyor. Görüntülerde yolun sağında beyaz, kabarık bir etek giymiş kadını andıran bir silüet görünüyor. Şoförün söylediğine göre bu yol gerçekten çok ıssızmış. Yani burada yayay şekilde dolaşan insan görmek imkansıza yakın gibi bir durum. Zaten bu şey insan olamayacak kadar tuhaf görünüyor. Videonun sahte olmadığına inanıyorum ama belki de o şey bir hayvandır.
Tır oradan hızla geçtiği için böyle garip görünmüş olabilir. Ya da en kötü ihtimali düşünelim ve bunun bir yaratık ya da paranormal varlık olduğunu kabul edelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlardan hangisi gerçek? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. İngiltere'de yaşayan Lee ve karısı Stacy uzun zamandır kendilerine musallat olan bir paranormal varlık olduğunu iddia ediyorlar. Lee, Really Haunted adında bir YouTube kanalına sahip ve orada ölümden sonra yaşam hakkında düşüncelerini, korkunç mitler hakkında bilgiler ve yaşadığı olayları paylaşıyor. Kendisi için amatör bir paranormal araştırmacı diyebiliriz. Karısıyla kendisine musallat olan şeye gelecek olursak, onun ters giden bir ruh çağırma ritüelinin ardından diğer taraftan gelen bir iblis olduğuna inanıyorlar. İlk başlarda yaşadıkları olayları sadece kendileri görebiliyorken, şimdi kurdukları gece görüş özellikle güvenlik kameraları sayesinde çoğu olayı kayda alabiliyorlar. Şimdi gece 3'ten sonra yataklarında uyudukları sırada çekilen bir videoyu izleyelim. Lee ve eşi yatağında uyuduğu sırada köpeği de yanı başlarındaydı. Bizim de duyabileceğimiz ani şekilde çıkan seslerden dolayı rahatsız olup uyandı. Bu seslerin onu son derece huzursuz ettiğini söyleyebilirim. Köpeklerin etraftaki paranormal varlıkları görebildiği ve hissedebildiğini de unutmayalım. Hemen oyuncak ayıya yerleştirdiği EVP cihazı yardımıyla onunla iletişim kurmaya çalışıyor. Birkaç tane cevap niteliğinde yanıtlar alsa da karısı korktuğu için onun yanına dönmek zorunda kalıyor. Şu ana kadar izlediklerimizin içinde kurgu yoksa gerçekten onlara musallat olmuş bir paranormal varlık olabilir. Şimdi bir başka gece Lee ve karısı yine yataklarında uyurken çekilen bir video kaydına bakalım. Bu kaydın son derece ürkütücü olduğunu söylemem gerek. Gece yatağınıza uyuduğunuz sırada bir şey sizi bu şekilde çekseydi herhalde çoğunuz küçük dilini yutardı. Fakat Stacy korksa da çok büyük bir tepki göstermiyor. Bunun sebebi daha önce de söylediğim gibi bu olayların çok sık yaşanmaları. Görüntülere gelecek olursak insana benzeyen bir gölgenin hareket edici net bir şekilde görülebiliyor. Bu gölge yavaşça Stacy'nin ayaklarının olduğu yere gidip ani bir şekilde onu hızla çekiyor. Tüm bu yaşananların içinde aldatmaca yoksa Lee ve Stacy'nin başının ciddi bir şekilde belada olduğunu söyleyebilirim. Siz görüntülerin gerçek olduğunu düşünüyor musunuz? Ve diğer düşüncelerinizle birlikte bunu da yorumlarda yazın. Sandro Silva adlı Brezilyalı bir YouTuber ve aynı zamanda paranormal araştırmacı incelemelerini Cece Sobrenatural adlı YouTube kanalında yayınlıyor. Şimdi izleyeceğimiz videosunda uzun zamandır terk edilmiş, perili olduğu iddia edilen bir orman evini araştırıyor.
Kendisine bu araştırma sırasında iki arkadaşı daha eşlik ediyor. Gece saatlerinde uzun bir yolculuktan sonra oraya ulaşıyorlar ve hız kesmeden etrafı incelemeye başlıyorlar. Yanlarında getirdikleri EVP cihazı hemen alarm vermeye başlıyor. Sandro da binadan kaynaklanan bir negatif enerji hissediyor. Çok geçmeden daha ilk dakikalarda binaya bile girmeden ilk korkutucu olayı yaşıyorlar. Kasım daha şıkkın mı? Aman da bir daha. Afer sandığını kıçıp bu meşeğini kıyım bağışı da kazı. Meu Deus do céu, cara! Que pior! Cara, você segura isso, velho! Nossa! Meu Deus do céu! Ekip binanın altına yoğunlaşmış vaziyetteyken hemen önlerindeki pencerede beyaz bir silüet görünüyor. Sanki gizlice onları izliyor. Sandro elinde kamerayla onu fark ettiğinde hemen arkadaşlarını uyarıp büyük bir paniğe kapılıyorlar. Fakat araştırmaya devam etmekte kararlılar. Büyük bir korkuyla da olsa binadan içeri giriyorlar. Her yer yıkık dökük halde belli ki uzun süre kimse buraya uğramamıştı. Zaten Sandro'nun söylediğine göre çevrede yaşayan halk binanın kötü şöhretinden dolayı buranın yakınından bile geçmekten çekiniyorlardı. Hatta hayvanlar bile uzak duruyordu. Yani eğer söylenenler doğru ise içeride Sandro ve arkadaşları dışında hiçbir insanın olmaması gerekiyor. Fakat birazdan izleyeceklerinizden sonra öyle düşünmeyeceksiniz. Meu Deus do céu, cara! Que isso, cara? Nossa senhora, piá! Pô, sai daí, cara! Calma, piazada. Meu Deus do céu, que estouro ali, né, cara? Sandro ve arkadaşları bir odayı inceledikleri sırada başka bir odadan sesler geliyor. Anlık olarak çok korkuyorlar. Sesin kaynağına doğru gidip gitmemek konusunda da kararsız kalıyorlar. Aralarında yaptıkları birkaç dakikalık fikir alışverişinden sonra sesin geldiği yöne gidiyorlar. Lakin bir şeyle karşılaşmıyorlar. Biraz amatör bir araştırmacı grubu olduklarını kabul etmek gerek. Çünkü bu tarz durumlarda hemen olay yerine gitmek gerekir. Her neyse. Bu son yaşadıkları olaydan sonra 30 dakika kadar ciddi bir olayla karşılaşmıyorlar. Tam dönmeye karar verdikleri sırada binaya girerken gördükleri şeyi daha net bir şekilde görüyorlar. Vamos encerrar o Spirit Box? Vamos encerrar, cara. Ó, senão não fico mais aí, cara. De fé mesmo. Ó. Ekip kendi aralarında konuşurlarken tam arkalarındaki pencerede daha önce de gördükleri beyaz silüet aniden beliriyor. Dehşete kapılmış vaziyette orayı kaçarcasına terk ediyorlar. Arabalarına binip oraya bir daha dönmemek üzere evlerine gidiyorlar. Eğer video kurgu değilse ve halkın iddia ettiği şeyler doğruysa, burada gerçekten bir paranormal varlık ikamet ediyor olabilir. Zaten bu tarz yerler onlar için çok uygun yerlerdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Ayrıca sevgili dostlarım, hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegül.